Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda 2022 yılında tercih edilen arabalarda hangi özellikler ön planda, hangi özelliklere göre arabalar satıldı? Bununla ilgili bir video derlemek istedim. Daha öncesinde kanalımda arkadaşlar bir video yayınladım. 2022 yılında en çok satılan marka ve modellerle ilgili bir videom var kanalımda. Bununla birlikte bu satılan araçların hangi özelliklere göre daha çok satıldığını, bu satılan araçlar manuel mi, otomatik mi, işte benzinli mi, dizel mi, elektrikli mi gibi bu özelliklerinden hangileri daha çok ön planda olmuş, bunlarla ilgili böyle istatistiksel verilerden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bu videodaki bilgileri elde ederken Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden verileri aldım ve ona göre sizlere bilgileri aktaracağım. Şimdi öncelikle motor tipine göre değerlendirelim. Benzinli, motorin veya otogazlı olarak değerlendirelim arkadaşlar. İlk önce otogaz ne oranda tercih edilmiş onu söyleyelim. Otogazlı otomobil 8309 adetle %1,4 pay aldı. Dizel otomobil satışları 103.311 adet satışla %17,4 pay aldı. Ve benzinli otomobil satışları arkadaşlar 480.920 adet satışla %69 pay aldı. Yani özetle benzin açık ara birinci diyebiliriz. Genel olarak şu durumda bu üçünün arasında benzinli gerçekten çok fazla tercih ediliyor diyebiliriz. Ve arkadaşlar son zamanlarda trend olan motor tipinden bir tanesi de elektrikli olanlar tabii ki. Geri kalan payı hani az önce sıraladığım payların dışında geri kalan payı da elektrikli otomobiller almış durumda. Bu da yaklaşık %10,9 oranında bir pay olmuş oluyor. 2022 yılında arkadaşlar hibrit ile birlikte toplamda 64.387 adet satışı gerçekleşti. Bir de gövde tipine göre değerlendirelim arkadaşlar. 2022 yılında en çok tercih edilen gövde tipi tahmin edersiniz diye düşünüyorum ama tahmin edemeyenler için söyleyeyim ben. SUV modeller oldu. Son dönemlerde gerçekten oldukça trend olan bu modelin 2022 yılındaki satış oranı %41,4 olarak en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Onun ardından %36,6 ile sedan onu takip etti arkadaşlar. Ve %20 ile hatchback 3. sırada yer aldı. Yani 2022 yılında en çok SUV modeller tercih edilmiş oldu. Arkadaşlar araç alırken seçeneklerden bir diğeri ise şanzıman tercihidir. Bunlardan işte ya otomatik ya da manuel olanı seçersiniz. 2022 yılında en çok tercih edilen şanzıman seçeneği de otomatik olmuş arkadaşlar. Bunun payı %78,3 olarak kayıtlara geçmiş arkadaşlar. Manueli tercih edenler ise %21,7 olarak kaldı arkadaşlar. Yani özetle 2022 yılında en çok tercih edilen şanzıman tipi otomatik oldu. Yani artık otomatik araçlar biraz daha günümüzde trendini koruyarak devam ediyor yükselişte. Arkadaşlar son olarak 2022 yılında en çok tercih edilen yani motor hacminden bahsedebiliriz ya da işte oranlarını vereyim sizlere. Arkadaşlar 2022 yılında 1600 cc altındaki motorlar çok fazla tercih edilmiş ve oranı %87 olarak kaydedildi. Onun dışında 1600 cc ile 2000 cc arasında işte 1.6-2000 motor diyelim hadi kısaltalım. Bunların da tercih edilme oranı %0,7 ve arkadaşlar 2000 cc üzerindeki araçların tercih edilme oranı ise %0,2 olarak pay aldı. Aslında arkadaşlar buradan da özetle çıkaracağımız şey artık motor hacminin biraz daha küçük olması tercih ediliyor. Yeni araçlarda tahmin edersiniz ki motor hacminin küçük olması aracın performansına çok bir şey kaybettirmiyor diye de belirtelim. Çok daha fazla yakıt harcamadan daha seri araçlarla devam etmeye karar almış gibi görünüyorlar. Evet arkadaşlar 2022 yılında sıfır araç alanlar en çok hangi tercihlerde bulunmuşlar? Bu videoda sizlere bunları aktarmaya çalıştım. Genel olarak ne dedik? SUV modellerini tercih etmişler, benzinliyi seçmişler ve otomatik arabalar artık
en çok tercih edilen araçlardan bir tanesi oldu diyebiliriz. Ve motor hacimlerinde giderek daha düşük tercih ediyorlar diyelim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoların devamını da takip edebilmek için bildirimleri de açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Baby, you give me ice and fire. You're giving me